Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mısır unlu dereotlu poğaça tarifi vereceğim. Bunun için 100 gram tereyağımı erittim. Eritmeden de yapabilirsiniz. Yumuşamış tereyağı kullanabilirsiniz. Benim buzlukta olduğu için eriterek kullanacağım tereyağımı. Bir çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı yoğurt kullanıyorum. Şimdi bir çırpıcı yardımıyla bir karıştıralım malzemelerimizi. Evet, şimdi 2 yumurtamız var. Bir adet yumurtamızın sadece beyazını kullanacağız. Sarısını üzeri için kullanacağız. Sarısını ayırıyorum. Bir de yumurtamızla birlikte çırpalım. Bir yemek kaşığı sirke de ekliyoruz. Evet, şimdi 2 su bardağı mısır unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Evet, mısır unumuzu da ilave ettikten sonra yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Biraz da un ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozumuzu da ekleyelim. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilavesine devam edelim. Evet, hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Birkaç dal dereotu doğradım. En son unu da ilave edip bir kere daha yoğurup ondan sonra artık şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar, ben şimdi hamurumu yoğururken tuz atmayı unuttum. Siz normal un eklerken tuzunuzu da ilave edin. Ben şimdi eklemek zorundayım. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Şimdi tuzla beraber tekrar yoğuruyorum. Evet, hamurumu güzelce yoğurdum, hazırladım. Şimdi artık şekil verme zamanı. Şöyle ceviz büyüklüğünde bir hamur koparalım. Ortasını açalım. Ben şimdi 2 çeşit yapacağım poğaçamı. Birazını zeytinli, birazına da beyaz peynir ekleyeceğim. Şimdi zeytin koyup ister yuvarlayın, isterseniz de şöyle yan yapabilirsiniz poğaçanızı. Evet, şimdi şekil verdiğim poğaçamı tepsime koyuyorum. Birazını da beyaz peynirli yapacağım. Onu da yuvarlak yapacağım. Evet, şimdi bütün poğaçalarımı ben hazırlayıp tepsime yerleştiriyorum. Şekil verdiğimiz poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürelim. Susam veya çörek otu serpelim. Bir yandan fırınınızı da ısıtın. 180 dereceyi ayarlayın. Evet, şimdi poğaçalarımı ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Evet, poğaçalarımız pişti. Yaklaşık 15 dakikada piştiler. Şimdi servis tabağıma hazırlıyorum. Çok güzel kokuyor.
Yanına bir bardak çayla süper olur. Dereotlu mısır unu poğaçalarım servise hazır. Çok güzel oldular. Şöyle içini de göstereyim sizlere. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Mısır unu seviyorsanız bu tarifi deneyin. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.